Cumhuriyet'in barışı temsil ettiğini düşünüyorum. Çoğulculuğu temsil ettiğini düşünüyorum. Benim için de Cumhuriyet'in ifade ettiği temel şey aslında yok sayma, inkar ve senin adına konuşması, senin adına karar vermesi. Bir yönetim biçimidir. Nefret edilecek bir şey değildir. Tapınılacak bir şey de değil. Biz buradayız. Cumhuriyet burada. Cumhuriyet yaşıyor. O bizim yanımızda. Cumhuriyet'in açıkçası benim için ifade ettiği şeyleri ben üçe ayırıyorum. Özgürlük direnişi, temsiliyet ve sorumluluk. Cumhuriyet milli mücadelenin sembolü olduğu kadar da bir özgürlük direnişidir aslında. Tüm yurttaşların onurlu bir şekilde yaşayabildiği, kim tarafından yönetildiğini eşit ve adil koşullarda belirlediği, yaşam şekline ve kimliğine yapılan herhangi bir saldırıya karşı çıkabildiği bir sistemdir Cumhuriyet. O yüzden aslında bir ilk tanımladığım şeylerden biri de bir özgürlük direnişi olduğunu düşünüyorum Cumhuriyet'in. Bu Cumhuriyet bize bir daha verilmeyecek. Biz bunu aldık, biz bunu kazandık ve bunu biz bir miras olarak ölene kadar tüm ceplerimizle beraber, bizden sonraki nesillerle bile beraber yaşatıyor olmamız lazım. Benim için çok özel, şahsi olarak bir anlamı yok. Önce onu söyleyeyim. Cumhuriyeti Osmanlı'ya göre daha ileri, Türkiye'deki Cumhuriyeti kastediyorum. Daha ileri, daha özgürlükçü ya da daha işte vatandaşlık tanımı yapan, kadınlara belli haklar veren, Türkiye'deki düz insana birçok hak veren, farklı sınıflara çeşitli haklar veren bir şey olarak gördüğümüzü söyleyebilirim. Öbür taraftan Türkiye Cumhuriyeti tarihi yine oldukça azınlıklar için, farklı birçok toplumsal kesim için, özellikle işçiler için, devrimciler için, Kürtler için, Aleviler için kanlı bir tarihi de temsil ediyor. Yani düşündüğümde yani sıra süreyle meşhur bu sözü aynı bu cümletinde hayalini görmüşüm gibi elbette bunu her Kürt genci hissediyor. Çünkü cümlete bağlılık kavramı biraz daha çok içime de sinmeyen bir kavram. Çünkü halen Cumhuriyet'le tam barışamadığım için bugün de Cumhuriyet'e bağlı olmak kavramı benim için köleleştirici bir şey ifade ediyor. Yani Cumhuriyet'le barışırsam eğer biraz daha bağlı olabilirim, aidiyeti hissedebilirim. Bu barışmanın yolları da kültürel hakların, siyasi hakların tanınmasından geçiyor. Şimdi Cumhuriyet'in en önemli kazanımı haysiyetli olma hakkını herkese vermiş olması. Ama önemli şeylerden bir tanesi, genel olarak Cumhuriyet'ten bahsediyorum, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden değil, bir hakkın verilmiş olması o hakkın gerçekleştirilmesi anlamına gelmez. Bu 101 yıllık süre içerisinde 85 yıl kendi halkına en az 2 haneli enflasyon yaşatmış. Hiçbir zaman üniversiteleri dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girememiş. Ekonomisi hiçbir zaman dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girememiş. Müslümanın Müslümanca yaşamasını sindirememiş. Kürt sorununu hala çözememiş. Sayısızca darbe girişimiyle demokrasi yürüyüşüne engel konulmuş. Bir rejimi 100 yıllık karnesine baktığım zaman ben tabii ki de sevmeyeceğim. Çocuklarıma bir miras bırakacağım ben bu cumhuriyeti. Anlatacağım onlara. Benden öncekiler, benden önceki kadınlar, benden önceki cumhuriyeti yaşayanlar neydi, ben neydim ve siz ne olacaksınız? Yani cumhuriyet olmasaydı o temsiliyet kısmını zaten var edemezdik. Yani var olamazdık. Temsiliyet ve özgürlük direnişi. Yani kendimizi var edemezdik. Bence zaten hayatta kendimizi var edebilmek istiyorsak ilk önce yöneten kısmında var olmamız lazım. Yani kendimizden orada bir parça bulmamız lazım. Cumhuriyet olmasaydı bunu başaramazdık. Yani bugün belki kimliğimizi tek düze yapmak zorundaydık. Belki saklamak zorundaydık. Belki yaşam şeklimizi gizli yaşamak, belki de hiç yaşayamamak durumundaydık. O yüzden Cumhuriyet var olmasaydı kimlikler de var olmazdı. Yani tek düze, sadece bir tipte olan insanlar var olurdu. Ama bir varsayım olarak, bir hani hipotez olarak konuşursak elbette bir en ufak bir kazanım bile olsa halkların lehine, seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi halkların lehine olan bir kazanımdır. Ve elbette Cumhuriyet'in bu karakterinin olması monarşiye göre çok daha iyi bir konumdadır. Ama dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile monarşi arasında çok net bir ayrım yapamadığımız gibi şey diyemeyiz, sadece seçme seçilme hakkının olması Cumhuriyeti demokratik kılmıyor tabii ki. Bu noktadan baktığımızda hani monarşi olsaydı çok mu farklı olurdu sorusunun cevabı biraz daha hipotezlere dayanacak. Ama burada vurgulamak istediğim nokta Türkiye Cumhuriyeti ile monarşi arasındaki tek fark monarşide bir ailede olan hükümdarlık yetkisi, iktidar yetkisi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir elite, Beyaz Türk Sünni elitine verildi. Bu ayrıma baktığımızda aslında cevap çok daha farklılaşmayacak diye düşünüyorum. Cumhuriyet'in yapısı, mevcut kuruluş kodları kadüktü, eksikti. Halkçı bir nitelik tam anlamıyla taşımıyordu. Bir sosyalist nitelik taşımıyordu.
Ve dolayısıyla son tahlile geldiği durum bu oldu. Bu olacaktı da zaten. Dolayısıyla ben bugün daha yeniyi, daha iyiyi, daha doğruyu hedeflemek gerektiğini, sosyalist bir cumhuriyet kurmayı hedeflemek gerektiğini düşünüyorum. Zaten siyaseten de bunun mücadelesini veriyorum. Bugün en basitinden bugün 5-6 farklı görüşten kişinin cumhuriyet hakkındaki düşüncelerini dinleyebilmek de cumhuriyetin yarattığı değerlerle oluşabiliyor aslında. Yani bu değerleri bize bu nimeti sunabiliyor. Okumak, bir şekilde sistemin içine dahil olmak, işte bu cumhuriyetin içinde para kazanmak, yaşamını idame ettirmek, bu bir cumhuriyetin bir lütfu değil. Bu zaten yaşayan herkesin yaptığı bir şey. Yani hatta Mustafa Kemal Paşa'dan örnek veriyorum. Selanikli yetim bir çocuğu alıp Osmanlı'nın en kritik paşası yapan bir sistem herhalde bize de bir şeyler verirdi. Cumhuriyet gelmeseydi bile. Gençlerin hayalinde cumhuriyet haricinde bir rejim olduğunu inanmıyorum. Yani buraya gelsin bir padişah, Osmanoğulları yönetsin ya da başka bir hanedan gelsin gibi bir şey yok. Çünkü cumhuriyetin formal alternatifi bu. Ama cumhuriyetler arasında da bir varyans var, farklılıklar var. Küba'da bir cumhuriyet, İran İslam Cumhuriyeti de bir cumhuriyet, Amerika Birleşik Devletleri de bir cumhuriyet. Yani farklı farklı rejimler var. Bugün dahi biz cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz ama bugün 2024'teyiz. Farklı bir ülkede kadınlar dışarıya çıktı diye türbansız öldürülüyor. Başka bir ülkede yaşıyor olsaydım, bir İran'da, bir başka bir Orta Doğu ülkesinde şu an belki çoktan öldürülmüştüm bile. Ve cumhuriyet olmasaydı biz muhtemelen şu anda kim bilir hangi ülkenin himayesinde, hangi kurallar, şartlar adı altında, hangi Orta Doğu ülkesinin kölesi olarak, bunun altını çiziyorum, kölesi olarak yaşıyor olurduk. Vezirlerine bakın Osmanlı'nın. Hani ben öyle Ahmet Davutoğlu gibi bir ne Osmanlıcı bir tavrım yok da, yani tarihe de baktığımız zaman bir Ermeni gayet işte vezir olabiliyordu yani. Bugün Alevi kaymakam yok. 100. yılında bu cumhuriyet bir başörtülü kadını vali yapabildi. Demokrasiyi benim dediğim gibi sağcı dedikleri veya gerici dedikleri, İslamcı dedikleri insanlar getirdi. Laikliğin Türkiye'de ifade ettiği anlam, Türkiye'nin batısında ifade ettiği anlamla ya da laikliğin Türkiye batısında pazarlandığı haliyle Kürdistan'daki uygulanma hali bir değildir. Demokrasi için yine bu geçerlidir. Milliyetçilik için yine bu geçerlidir. Türkiye'nin batısında milliyetçilik belki vatanını sevme olarak ifade edilirken Kürdistan'da geldiğinde milliyetçilik vatanını bölmeye çalışanlara karşı bir tepki olarak pazarlandı, geliştirilmeye çalışıldı. Benim için cumhuriyet değerleri her zaman esnetilebilen, kullanılabilen, yeri geldiğinde esneyen, yeri geldiğinde daralan ve ikili hukuku ifade eden kavramlar. Cumhuriyeti son zamanlarda hani tehlike altında mıdır bilemiyorum ama manipüle edildiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü cumhuriyetin getirdiği sistemle beraber işte kendi kendimizi yönettiğimiz bir sistem ama sonuçta bir seçim hakkı tanınıyor ve kendimizi yöneten kişiyi seçiyoruz ama bu yöneten kişi, 51 kişi seçtikten sonra sadece bu gruplarla hareket ederek kendine monarşik bir düzen kurabiliyor. Bu da cumhuriyeti kullanarak aslında biraz manipüle etmek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz bunu, bu hatalar cumhuriyetin değil de cumhuriyeti uygulayanların hatalarıymış gibi görme gibi bir eğilime kapıldık. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum öncelikle. Yani ben cumhuriyetin mevcut yapısıyla çok küçük bir azınlığın, çok zengin, çok küçük bir azınlığın yönettiği bir ülkenin bunlara gitmesini çok normal görüyorum. O yüzden o iktidarın o azınlığın elinden alınıp toplumun geniş kesimlerine bırakılması gerektiğini, verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde iktidarın bu şekilde değişmesinin, yani bir devrimin olması gerektiğini düşünüyorum aslında burada. Gençlerin şikayeti var ise cumhuriyetin getirdiği kusurların halen sürdürülüyor olmasından kaynaklanıyor. Cumhuriyetin kusurları vardı ve o kusurlar da hala var. Onlarla bir şekilde yüzleşilmiş olduğunu düşünmüyorum ben. Ya da tırnak içerisinde bu cumhuriyete karşı mücadele edenler ya da hakkını almak isteyenler cumhuriyet için tehlike değildir. Aksine onlar cumhuriyetin demokratik bir karakter kazanmasını isteyen, birlikte yaşamı ortaya koyan, bu devletin de demokratikleşebileceğini öngören, hakların birlikte yaşayabileceğini düşünen insanlar. Bu insanlar cumhuriyet için bir tehlike değildir. Cumhuriyet için asıl tehlike onu dar faşist bir kalıba sıkıştırmaya çalışan zihniyet, akıl ve onun bugünkü siyaseti aslında. Halihazırdaki rejim tek tipçi. Bir ideal vatandaş yaratıp o ideal vatandaşın haricindekileri düşmanlaştıran, şeytanlaştıran, ötekileştiren
bir rejimden bahsediyoruz. Ama bu rejim de zaten içkindi bu. Yani gökten inmedi. Eskiden de çok çoğulcu, herkesi kapsayan bir rejim yoktu ki. Eskiden de bir tek tipçi rejim vardı. AK Parti döneminde insanlar, dindar olan insanlar, onuru, izzeti zedelenmeden Müslüman kalabilme konforuna eriştiler. AK Parti zaten bir medeniyet inşacısı olarak gelmedi. AK Parti bir tahsildar olarak geldi. Yani Müslümanların haklarını bu rejimin elinden alan bir güç olarak geldi. Ne tarafı oldu? Evet, muhafazakarlık artık ötekileştirilmiş, düşmanlaştırılmış bir kimlik değil. Makbul Müslüman olabiliyorsunuz. Bunu giyim kuşamdan anlıyorsunuz zaten. Ama öteki taraftan işte Kürt olmanın, Alevi olmanın o sıfatı değişti mi? Ve bir de elimizdeki iktidar başka bir mağdur kitlesi yarattı. Sekülerler. Kolektif mağduriyet dediğimizde cumhuriyetin geçmesine baktığımızda bu cumhuriyetin kolektif olarak mağdur ettikleri başta ekaliyettir, azınlıklardır. Yahudidir, Ermenidir, Rum'dur, Kürt'tür, Alevidir, muhafazakarlardır derken 100. yıla gittiğimizde bunun içerisinde bir de sekülerler mağdur olmuş durumda. Ama bugün bir genç olarak yapman gereken itaat etmektir, asker olmaktır, yeri geldiğinde çağrılığında, yeri geldiğinde fabrikada işçi olarak çalışmaktır. Gençliğe dair bakış açısı bu olan bir cumhuriyete karşı hiçbir gencin kendini borçlu ifade etmemesi gerekir. Aksine cumhuriyet gençliğe borçludur. Hakkımı adil bir şekilde alacağım. Çalıştığım zaman da insan onuruna yaraşır bir şekilde hakkımı alıp geçinebileceğim bir ülke istiyorum. Bundan fazla bir şey istemiyorum. Bunun ismi Osmanlı olmuş, Türkiye Cumhuriyeti olmuş, İslam Devleti olmuş, Anadolu Cumhuriyeti olmuş, Kürdistan olmuş, İngiltere olmuş, hiç fark etmez. Ben kendi değerlerimle, kendi kimliğimle özgür ve özgün bir şekilde, onurlu bir şekilde yaşıyorsam ve kendimden sonrakilerin akıbetinden eminsem, benim için bu devlet en muteber devlettir. Cumhuriyet bize kazandırılmış bir kimlik ve bu mirasa biz ölene kadar sahip çıkmak zorundayız. Bugünden baktığımızda 1920 Cumhuriyeti, 1923 Cumhuriyeti ileri bir şey değil. Bugün geride kaldı ve aşılması, daha iyisinin kurulması gereken bir şey. Özellikle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bizler adaletli susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. İlelebet Cumhuriyet'in peşinde olacağız.